E, yeni medya bir kere e, en büyük fırsatı eşitlik. Yani e, senin küçük bir kameranla çektiğinle işte 100 bin dolarlık bir kamerayla çekilen içeriğin e, sunulma ortamı ve şekli aynı. E, ayrıca hatta e, hepimizin hayatları çok daha fazla 4 saat 5 saat dijitalde geçtiği için e, güzelden çok ...gerçek daha önemli olmaya başladı. Ee, dolayısıyla o 100 bin dolar çekilen... ...oha ne kadar güzel dediğin şey... ...ye e, göre öbür tarafı... ...ne kadar tatlı, ne kadar gerçek dediğin şey... ...öbüründen daha bile ön plana... ...daha bile kıymetli yani... ...kıymetin dolayısıyla algısı da değiştiği için... E, ...orada başka türlü bir fırsat eşitliği de var. Ee, zor tarafı ne? Ee, hani eski şeylerde ratingler vesaire yani biraz daha şey veya işte orada oturan adamlar e, sende bir şey görüp veya seni böyle alıp parlatabiliyordu yani orada hayatta normal öbür yani bu medyada elde edemeyeceğin maddi veya şey fırsatı çok sıfırdan tak diye alabilme imkanın varken bunda ee, tırnaklarınla e, yapmak var. Ee, tırnaklarınla yapmaz e, şey de olabilir. İşte hani koza, ipek böceği hikayesi gibi hani ipek böceğinden biri sana yardım eder kozanı yırtıp çıkabilmen için işte. ama o kozayı yırtabilmek için o kanatları şeyin içerisinde tırtıl açmaya çalışırken aslında kanatlarını geliştirdiği için onu yaptığında da sosyal medyada düşme ihtimalin var. Ee, o da çok enteresan bir şey yani hani bilmem bilmemnenin parasıyla bir şeyle e, bir yere kadar ünlenebilirsin sosyal medyada ama ertesi günü hani bilmem yani bizde bile şey olarak oluyor bir video bilmem ne kadar izleniyor öbür video izlenmiyor böyle ne kalıyor ne olmuyor falan diye. Hani bir garip bir his olabiliyor dolayısıyla hani hep kendini sıkı tutman lazım. Bir risk de yaşlanmak tabii. Ee, ben çünkü hatta Paris'e gönderildi. E, gönderdiler bizi böyle YouTube böyle e, belirli hani seçtikleri Türkiye'den e, şeylerle a, Avrupa Asya Afrika a, ve Orta Doğu'dan ...yüze e yakın 98 tane YouTuber vardı en yaşlısı bendim a, o yüzden böyle hani e, yaşlanma riski de var e, ama şey e, işte içtik, içteki iyilik ve samimiyet ve o yaptığın şeye duyduğun sevginin yaşsız olduğuna inanıyorum şimdilik. Ama ne olacak göreceğiz. Onda da yani benim işim de belki biraz daha kolaydır da ne bileyim güzellikle şunda bunda daha zordur onu bilmiyorum. Onu yani hani genel olarak medyada göreceğiz. daha çok yeni, daha çok bebek.